Dostlar, günaydın tekrar. Didim'den saat sabah 6.30, 19 Eylül. Tekrar erkenden çıktık yollara. Güzel bir gün bekliyor bizi muhtemelen. Hava ısınmadan gene tekrar bizler beraber yürüyüş yapalım diyorum. Ben başladım bile. Hadi vaktiniz varsa siz de katılın bana. Bu havlayan bizim sitemizin, daha doğrusu bu mahallenin köpeği. Beni yabancı zannetti. Bu saatlerde genelde kimse gezmez. Bizi de öyle zannetti. Diğer bir köpek de var şurada. Beraber bunlar bizi bekliyorlar. Diğeri meraklı meraklı bakıyor. Neyse, biz yürüyüşümüze devam edelim. Yarım kalmasın arkadaşlar. Bir önceki videomda bu neonazi konusunu sizlere anlatmıştım. Çocuklara saldırıyorlar. Bu nasıl bir ideolojidir, düşüncedir veya sapıklıktır? Onu anlayamadığımı söylemiştim. Hala daha anlayamıyorum. Hiçbirimiz muhakkak anlayamıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama gene Almanya'da kundaklama olayları başladı. Türk ailelerin evlerine, iş yerlerine. Gene bir tane annesiyle çocuğu yanarak, yangında ya da boğularak öldü Almanya'da. Farkında mısınız? Aile yapımıza sanki saldırı var. Aileye saldırıyorlar özellikle bu ırkçılık adı altında. Bu sanki ırkçılıkla bunu kapatıyorlar, kamufle ediyorlar gibime geliyor bana. Bu aptal ırkçıların, aptal beyni küçücük, tahtası eksik derler ya bizim alt tabiriyle. Tahtası eksikleri kullanıyorlar kendi amaçları doğrultusunda gibime geliyor. Bunlar hiçbir zaman için bitmez ama hepimiz bunu da biliyoruz. Bunlar cesareti nereden alıyor? İşte benim de anlatmak istediğim, konuya dikkat çekmek istediğim bu tarafı, konunun bu tarafı arkadaşlar. Sanki kendi amaçları doğrultusunda bu delileri, az delileri, çok delileri, biz çok delileri biliriz. Psikolojik sorunları var vesaire denilir bunlara. Onları biliriz ama bunlar hafif kafadan çatlakları dahi el atmışlar gibime geliyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Birlik olmalıyız arkadaşlar. Başka bunun hiçbir çaresi yok. Böyle birbirimizi bizi düşürerek, bakın ayırt ederek, aile yapımızı saldırarak, işte yeni yeni cinsiyetler icat ederek bizleri parçalamaya çalışıyorlar ve yönetmeye çalışıyorlar. Bu zalim insanlar, bunlara insan da denmez ama Allah'ın yarattığı olduğu için bunlar da bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Bakın, fırsatını bulsalar bu ülkemizi bizim elimizden alacaklar. Filistin'i alıyorlar. Buraya zaten ağızlarının suyu akıyor. Bakın, bu güzellik hiçbir yerde bulunmaz. Bu kaynaklar, bu fırsatlar, bu doğa hiçbir yerde bulunmaz. Bizler bunların değerini bilmiyoruz. Haberlerde seyrediyorum. Çiftçimizin hali, çiftçimizin patatesi, domatesi nasıl döktüğünü, dağıttığını, para etmediğini haberleri var.
hep en alttakiler eziliyor. Bizler üretim yapalım diyoruz ama bu aracılar var ya, üretenler değil de aracıların bu piyasayı muhtemelen öl diyorum. Ellerinde tutmaları en büyük kaymağı onlar. Kazanıyorlar hiçbir şey yapmadan. Al gülüm, ver gülüm. Ben ticaret yapan bu esnaflardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Gidip de çiftçiden alanlardan bahsediyorum. O ara zincirden bahsediyorum. Çok fazla insafsızlar gerçekten yok pahasına alıp satıyorlar ve en büyük parayı da onlar kazanıyorlar. Onlar da elbette kazanacaklar, kazanmasınlar demiyoruz ama ki en alttaki çiftçiyi de yaşatmaları gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bunu devletimiz çözüm için el attığını düşünüyorum. Planlı üretimler başlandı diye haberlerini okuyoruz, duyuyoruz. Tabii bunların bütün ülkemize yurda dağılması çok uzun zaman alır. Çok geç kalmışız arkadaşlar. Çok çok geç kalmışız. Hep köylümüzü, çiftçimizi ezdirmişiz maalesef. O diğer büyüyenler yok mu? O büyüyenlerden aynı Siyonistlerden korktuğumuz gibi bakın. Siyonistler nasıl büyümüşler arkadaşlar. Bütün dünya tir tir adeta batı. Öyle diyeyim. Bütün batı tir tir titriyor. İsrail'in bu yaptığı soykırıma hiç seslerini çıkaramıyorlar. Fakirliğe bizim bir şekilde el atmamız lazım ülke olarak. Önce insanımızı, refahını en azından şöyle her gün bugün ne yiyeceğim diye dertlenmesini, endişelenmesini bizim bir şekilde bu sorunu çözmemiz lazım. Gene bir video rast geldi sosyal medyada, internette. Artık doğrudur, yanlıştır. Onlar algıdır bilemeyeceğim ama sonuçta öyle insanlarımız var. Böyle kırsal bir yerde bir kadın neredeyse ağlayarak söylüyor. Buraya yakınlara pikniğe geldiler, mangal yaptılar. Burcu burcu tüttü, koktu. Gidip de isteyemedim diyor. Yani bizler gerçekten biz hayvanla uğraşan, tarihimizde hayvanlarla haşır neşir olan bir milletiz. Hepiniz de biliyorsunuz. Bizler tarım yapmayı sonradan Anadolu'ya geldikten sonra muhtemelen öğrendik. En azından tarımın payı çok azdı. Bizim ana yemeklerimiz hep etli yemeklerdir biliyorsunuz. Hayvan kaynaklı yemeklerdir, ettir, süttür, yoğurttur, peynirdir. Artık onlara biz uzaktan bakar olduk. Aynı bu bizim Anadolu kadınımızın baktığı gibi. Yiyenler de zaten düzgün bir şey de yemiyorlar. Orası gene ayrı bir konu. Hileli, ne olduğu belli değil. Ne ete olduğu belli değil. Soyalı mıdır, soyasız mıdır, et midir, but mudur, dana mıdır, eşek midir, at mıdır, o dahi belli değil. Bir şekilde içimizdeki sorunlara bizim gerçekten el atmamız lazım. Bir düzen gelmesi lazım ülkemize. Kurallar olması lazım. Bizim bu kuralları da denetleyebilmemiz lazım. Kağıt üzerine yazarak, kanunlar çıkararak, kararlar alarak bu kurallar uygulanmıyor maalesef. Bunları bizim uygulatabilmemiz lazım ki herkes yarınından dolayı endişe duymasın ülkemizde. Gene rast geliyor bakın sosyal medyada. Birçoğu bunların algı olabilir, onu da ben anlıyorum ama sonuç böyle. Çocuğunu okula kaydettirmiş,
okuldan IBAN veriyorlar. Kalem, defter vesaire ihtiyaçlar için para yatırmasını istiyorlar banka hesabına. Öğretmenler yapıyor bunu. Arkadaşlar, öğretmenler para istiyorlar. Para isteyeceğine sen kalem kağıt alsın gelsin. Neyse ihtiyacın onu istesene. Onu bile isteyemezler. Devletimiz okullara bir şekilde muhakkak bir bütçe ayırıyor. Bu bütçeler gerçekten yetersiz mi, yoksa birileri bunları kendi menfaatine kullanıyor mu? Böyle bir sorun var sonuçta. Bu sorunun nerede ileri geldiği meydana çıkması lazım. Biz her şeyi yasak getirerek çözeceğimizi zannediyoruz o olayları. Yasak getiriyoruz vesaire yapıyoruz. Böyle sorun çözülmez arkadaşlar, söyleyeyim. Sorun sadece ötelenmiş olur. Ben öyle düşünüyorum en azından. Valla bugün çok güzel arkadaşlar. Dün de çok güzeldi. Şöyle geriye doğru çekeyim videoyu. Bakın geriye doğru çekince daha güzel çıkıyor kamerada muhtemelen. Işık çünkü oraya vuruyor. Işık arkamızda, güneş arkamızda kalıyor. Daha doğrusu güneş daha doğmadı ama sonuçta ışığı var. Orası daha net çıkıyor diyorum. Gidelim bakalım, yürüyelim. Birazcık rahatsızım. Umarım şu yürüyüşler, hareketler fayda eder diye düşünüyorum. Finlandiya'da pizza saldırısıyla ilgili yorumlar geldi, sorular soruluyor. Muhtemelen kurbanın yakınları, tanıdıkları soruyorlar. Eğer onlar da bu videoyu dinliyorlarsa, bu olayla ilgili bilgi almak istiyorlarsa, bizim birebir bilgi almamız benim en azından mümkün değil. Eğer yakınları varsa, arkadaşları varsa onlardan sizler bu bilgileri alabilirsiniz. Onlar hastaneye gidip gelebilirler. Veya giden varsa bunlardan bilgi alabilirler. Biz medya aracılığıyla, polis aracılığıyla bu bilgilere ulaşmamız mümkün değil, vermezler. Muhtemelen o kişi, saldırıyı yapan kişi mahkemeye çıkarıldı. Tutuklanıp cezaevine konacak ve suçlanacak. Suçlandı zaten. Onunla ilgili mahkeme gününü bekleyecek. Elbette bu tanıkların, görgü tanıklarının, kurbanın, oradaki kişilerin ifadeleri alınacak. Alındıktan sonra suçlamalar mahkeme ve yargıçlarının önüne getirilecek. Bu Finlandiya'da da bu süreç uzun sürer arkadaşlar. Bizdeki gibi çok uzun sürer mi bilmiyorum ama sonuçta orada da uzun sürer bu süreçler. Arkadaşlar, kameranın görüntüsü, videonun görüntüsü arada sırada bir anlayamıyor. Işık yeterli gelmediği için kamerayı oynatınca bu bir şekilde görüntü buğulanıyor, farkındaysanız. Gözünüze verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Şu, bakalım görebilecek miyiz? Bugün birazcık uzun mu yürüsem diyorum. Uzun bir video seyretmeyi vakti olmayanlar sevmiyorlar. Onu da biliyorum ama eğer vaktiniz az ise atlayarak geçin bu videoyu arkadaşlar. Ben öyle diyorum. Evet. Manzara. Farkındaysanız ben sağa sola çeviriyorum şeyi, kamerayı. 360 derece bir video seyreder gibi. Yani her tarafı görün diye. Nerede olduğumuzu, nerede yürüdüğümüzü 3 aşağı 5 yukarı
kafanızda canlandırabilirsiniz diye düşünmekteyim. Video birazcık ara vermek zorunda kaldım arkadaşlar. Gene devam edelim. Birazcık ilerledik, 50-100 metre kadar herhalde. Şöyle ilerleyelim. Hem ben sizlere bu olduğum yeri göstereyim. Bu gördüğünüz ağaçlar bilen var mı bilmiyorum. Birçoğunuz belki bilmeyebilir. Bu ağaçlar Ege'ye, Aydın'a aittir. Ana vatanı en azından burasıdır arkadaşlar bu ağaçların. Söylemiyorum daha. Belki meyvesi vardır. Meyve ağacı bunlar. O yüzden yaklaşıyorum ki siz de tanıyın. Muhakkak meyvesini biliyorsunuz. Meyveleri toplanmamış, daha olmamışlar. Yeşil yeşil meyvelerini görüyorum ben arkadaşlar. Siz de şimdi görmüşsünüzdür. Bunlar daha herhalde geç olgunlaşan bir cinsi var bunun. Ne olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. İncir ağacı arkadaşlar bunlar. Neyse bunu da geçelim. İncir ağaçları. Dünyada başka bir yerde yetişmiyor bunlar. Hani yetişse de burası gibi. Burası buranın verdiği meyveleri, aynı tatta meyveleri vermiyorlar. Özel bizim ülkemize ait bir ağaç ve meyve bunlar. Görüyorsunuzdur. Farkına vardınız mı? Deniz görünmeye başladı arkadaşlar. Şu çalıların arkasında, maki bitkilerinin arkasında. Gördüğüm kadarıyla çarşaf gibi deniz. Muhtemelen. Şimdi patikadan ben aşağı inebilir miyim? Patika muhakkak bulurum da. Kendimizi, bacaklarımızı yırtmayacak şortla geliyorum arkadaşlar. Şortla geldiğim için bacaklarımızı yırtmayacak bir patika bulmamız lazım. Şöyle bir gene ben denizi göstereyim sizlere. Burası cennet koyu. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Büyük bayrak görünmesi lazım. Ben şeyde fark edemiyorum. Kameranın ekranında orası altın kum. Şeyleri görüyorsunuz zaten. Marina'yı. Marina altın kumun diğer tarafı oluyor. Altın kum şu bayrağın olduğu yer. Şu sağ taraftaki binayı görüyorsunuz. Otel herhalde. Orada başlıyor. 3 aşağı 5 yukarı. Arkadaşlar burada birkaç araba var. Kalanlar mı var? Balıkçılar mı var? Onu bilmiyorum. Bir kısmı balıkçı olabilir. Bir kısmı akşamdan kalma olabilir. Burada ben patika göremedim. Şöyle birazcık bir hamle yapalım. Gidelim ileri doğru. Burası birazcık denizden uzak arkadaşlar. Denizden uzak. Çocuğum. Evet, patika yok. Buradan bir tarla olduğu için muhtemelen patika varsa bile kapanmıştır zamanla. Olan yerlerde. Şöyle bir şurada var ama bir yer. Bir gidelim bakalım. Çok sıksa var gibi ya en azından. Çok sıksa geri döneriz herhalde. Şu arkadaşlar dağ çileği dedikler. Çilek daha olmamış. Meyveleri var. Kamera arkadaşlar oraya buraya takıldığı için gördünüz yamulduk. Evet burada bir patika ve bir yer var ama nereye çıkıyor onu da anlayamadım. Geri dönüşümüz buradan olmasın diyorum. Şöyle şuradan altta da bir yol var. Oraya gideyim diye düşünüyorum arkadaşlar.
Şöyle şurada meydana çıkalım. Bilmeyince böyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Dikenli dikenli bitkiler var arkadaşlar. Ayaklarımda terlik ve şort olduğu için bacaklar açık şekilde. Gidiyoruz, evet. Manzara güzel arkadaşlar. Şöyle şu tarafı da göstereyim. Nereden geldiğimizi, daha doğrusu etrafımızı görün. Ayı da fark etmişsinizdir arkadaşlar. Bu saatte hala ay, dolunay muhtemelen görünüyor. O yansıyor kameramıza. Kardeşimize girmiş durumda. Kamera sanki tekliyor. Onun için özür dilerim arkadaşlar. Muhtemelen artık kameramız veya CD hafıza kartı SD deniliyor değil mi? Hafıza kartı emeğini yiyor ya da uyumlu değil vesaire. Terledim ama güzel bir yürüyüş yapıyoruz sonuçta. Evet, buraya arabayla ben bir zaman gelmiştim arkadaşlar. Hatırlıyorum. Nereden dönmüştüm onu hatırlamıyorum. Şuradan bir yerden aşağı inebilmemiz lazım. Muhtemelen ileride bir yer. Orası. Orada inelim deniz kenarına. Denizi görelim arkadaşlar. Bakalım. Düz yolda düşüyordum. Aziz şeyin taşın üstüne bastım. Taş kaydı arkadaşlar. Gidelim bakalım. Ben buradan görebiliyorum. Size de göstermek isterim ama şöyle. Deniz çarşaf gibi. Tabii ekranlara o şekilde yansıyor mu bilmiyorum. Ben muhtemelen arkadaşlar bir yol vardı. Çiftçi oraya kimse arabayla vesaireyle geçmesin diye sürmüş. Muhtemelen evet sürmüş. Yolu sürmüş. Arabayla geçilmeyecek bir hale getirmişler. O zeytin ağaçlarının olduğu yer. Şu sağ taraf biten yerden bahsediyorum. Oradan aşağı arabanın inebileceği. Öyle elbette otoban gibi değil ama sonuçta bir yol vardı. Onu iptal etmiş çiftçi. Muhtemelen buraya kampa geliyorlar. Zeytin ağaçlarının altına, arazisine zeytin ağaçlarına zarar veriyorlar. Bizim biliyorsunuz insanımız çöpünü de atar, bokunu da atar oraya. Artık tak demiş herhalde, öyle bir çözüm bulmuş. İşte yasaklıyoruz biz. Bunu temiz kullansak bir dahaki sefer geldiğimizde yasak gelmez buraya. Mecbur ediyoruz insanları olduğu gibi yasak getirmeye. O olayın bir başka tarafı. Bakın çöpleri görüyorsunuzdur herhalde. Ben çöplerden bahsetmiyorum bile. Uçan bakın şöyle. Gelmişler buraya. Mangalını yapmışlar. Yazık. Yazık milletimize. O yol
iptal zannettim ama devam ediyormuş arkadaşlar. He. Ben tam böyle aşağıya iniyor zannettim. O yol devam ediyor arkadaşlar. O yol. İnelim denize doğru. Vay. Şu güzellik nerede var? Pislikleri görmezden geliyorum çöpleri arkadaşlar. İnelim aşağı doğru. İniyoruz zaten. Balık tutanlar yok. Arabalar var ama bu kayıklarla mı gitmişler acaba balık tutmaya? Arabaları burada bırakıp. O da olabilir. Ya da göremiyoruz daha deniz sahili göremiyoruz kumsalı. Ondan da ileri gelebilir. Kupkuru arkadaşlar her taraf. Yağmur istiyor bu çiftçimiz, ülkemiz, hepimiz. Ama birdenbire çok değil. Taksit taksit istiyoruz. Sel götürmesin. Bakın Avrupa'yı sel götürüyor. Macaristan'ı. Eğer arabayla buraya Avrupa'dan gelen arkadaşlar varsa dikkat etsinler. Güzergahları, yol güzergahlarını. Ben de geldim gittim. Bir defa rast geldim. Başka bir yan yol bulmuştuk. Bayağı da bilmediğim yerlerden geçtiğim için, incin topattığı için köylük yerler artık nasıl yerler. Biraz tedirgin olmuştum. Tek erkek bendim arabada. Kadınlar, kızlar vardı. O yüzden insan tedirginlik duyuyor ister istemez. Arkadaşlar bu Polonya biraz hafif dağlıktır, yüksektir. Benim geçtiğim yerlerden bahsediyorum elbette. Oralara yağmur, kar yağar, suyu Macar Ovası'na akar arkadaşlar. Bayağı sel şeklinde akar. Macar Ovası'na aktığı için hem Polonya'da hem Macaristan'da bayağı zarar verir. Bu nitekim de böyle kum torbalarıyla yerleşim yerlerini korumaya çalışıyorlardı. Televizyonu izlediğim kadarıyla. Eğer gidecek olan varsa Avrupa'ya geri dönecek ya da gelecek Türkiye'ye gelecek olan varsa biz Türk'üz biliyorsunuz kervan yolda düzülür diyoruz da azıcık bakalım kendi can sağlığımız için bu önemli. Kendinizi düşünmüyorsanız arabada seyahat eden ailenizi çocuklarınızı düşünün diye tavsiye etmek isterim. Elbet sizler tavsiye almak. Alacak kadar akılsız insan değilsiniz. Sadece hatırlatma yapmak isterim diyebilirim. Evet arabalar var burada. Geldik şeye. Oltayla balık tutan yok. En azından sahilde hiç kimse yok arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Sivrisinekler yedi galiba arkadaşlar. Terleyince şeyden. Tişörtün üstünden yediler. Burada karavan falan var. Bir iki. Karavan var. Birkaç. Ha, onlar kalanlar arkadaşlar. O yüzden. Hepsi de zaten karavan gibi bir şey. Muhtemelen bakın. Şu çekmeli küçük karavan. Görülüyor zaten. İleride zaten panel van var. Diğer de otobüsü zaten karavan yapmış birisi muhtemelen. Orada önümüzde karavan. Karavan, o karavanları çeken remork şeklinde arabalar da var. Evet, evet. Ben zannettim ki balıkçılar falan. Şurada da var bakın karavan arkadaşlar. Gördünüz siz onu. Siz onu. Sahile İnmek isterdim ama bu kayalardan zor biraz kamera elimizde. Şöyle küçük kumsal olan yer vardı oraya mı gitsem? Şöyle bir gidip gelelim bakalım. Görün burayı. İleride ben gelirken gördüm. İleride Körfez'de, Bükte.
Bük deniliyor değil mi arkadaşlar? Bükülen şeyin, denizin içeri doğru körfez şeklinde olan küçük yere, küçük körfeze bük deniliyor. Veya koy deniliyor. Küçük bir koy var. Ha, güneş doğuyor arkadaşlar bakın. İncir ağaçlarının arasında. Oo, burada sinekler var arkadaşlar. Çöplerin olduğu yerlerde herhalde bu sivrisinekler. İnsanların olduğu yerlerde. Ayaklarından yemeye başladılar. Balıkçı motorların sesini duyuyorum. Sanki şurada ileride ufukta arka arkaya sıralı takalar var. Taka mı, tekne mi ne derseniz deyin. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Şöyle. Muhtemelen bana öyle geliyor. Evet. Güneşin doğduğunu görüyorsunuz. Ay artık o canlılığını da yitiriyor yavaş yavaş. Burayı düzlemişler mi arkadaşlar? Çökmüş burası galiba. Arkadaşlar burası çökmüş. Burası böyle değildi. Aa. Buraya burada yeni bir alan oluşmuş desek yeridir. Muhtemelen deniz bunu alttan oymuş. Çökmüş burası arkadaşlar. Böyle burası yüksekteydi. Epey de olmuş çökeli herhalde. Öyle çok tazeye de benzemiyor arkadaşlar. Şu kısım daha taze görünüyor. Bayağı bu yolla bir de arkadaşlar ya da şu çökmeyen kısmı görüyor musunuz bilmiyorum. Onunla aynı hizadaydı. Burası. Vah. Epey olmuş buraya, buranın. Olduğu gibi çöktüğü için bakın. Sanki çökmemiş gibi alttan boşluk oldu. Alttan boşluk olduğu için arkadaşlar bir anda kamera kapandı. O yüzden çökmemiş gibi görünüyor ama burada daha açık bir şekilde belli. Bayağı çökmüş burası. Bunu zamanla deniz herhalde götürür arkadaşlar. Yer bunu da yavaş yavaş. Karalarımız çoğalmış mı diyeceğiz artık bu çökünce burayı. Burası tehlikeli de olabilir. Veya tam anlamıyla çökmüş de olabilir. Bayağı umarım insan yokken çökmüştür burası arkadaşlar. Bakın şurası bile bir şekilde kalıp kalıp çökmüşler. Çökmüş. Umarım kimse kalmamıştır burada. Karşıda bakın görüyorsunuz karşı koyda arabalar. Onlar da karavancı arkadaşlar. Orası askeri bölge. Arada sırada açıyorlar, kapatıyorlar. Ne olduğu belli değil. Güneş ne güzel doğuyor değil mi arkadaşlar? Şöyle. Şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar bakalım ne kadar çökmüş burası. Burası böyle çökmüş. Bak bu bile buraya gelmiş. Taş tek parça halinde düşmüş kalmış. Şu arkadan bakın. Wow. Kenarlardan fazla olduğu gibi kalıp halinde çökmüş arkadaşlar burası. Bu muhtemelen kışın falan çökmüş burası geçen kış. Bah. Burası geçen kış çökmüş. Altı boşmuş zaten bunun. Çökmüş yuvarlanmış. Dediğim gibi inşallah kimseye bir şey olmamıştır. Deniz nasıl? Denize bakın siz şimdi de. Didim'in denizi. Didim'in gün doğumu. Mükemmel. Olduğu gibi çökmüş arkadaşlar. Bayağı büyük bir deprem gibi bir şey. Hafif deprem olsa zaten oynatır da. Deprem gibi bir şey olmuş. Böyle değildi arkadaşlar burası. Burası biz bunların üstünde daha yukarıda yürüyorduk. Çiftçinin toprakları yavaş yavaş denize yuvarlanıyor arkadaşlar. Burası çiftçinin değil ama sıra ona gelecek.
herhalde. Oo. Neyse ben buradan yürüyemem. Çok tehlikeli ileri doğru. Şuradan yukarı çıkabilir miyim? Çıkabilecek yerim var mı? Şöyle bir iki çıkan olmuş ama bizim artık bacaklar, ayaklar açılmıyor arkadaşlar. Şöyle çıkabilirsek. Çıktık, zorla çıktık. Evet, bu çöken yer arkadaşlar. Olduğumuz yerle aynı yükseklikteydi, hizadaydı. Bayağı gitmiş burası. Şöyle. Ve devam ediyor. Sadece orası değil, burası da olduğu gibi yıkılmış bu büyük kayalar. Kalıp kalıp çökmüşler. Hiç. Aklıma gelmezdi. Buraya gelenler, buralı olanları bilirler. Bunlar ilk ve son değildir zaten. Bir zaman ben bir videomda incelemiştim bu. Çökme ihtimali var demiştim ama böyle şahit olabileceğimi hiç düşünmemiştim çöktükten sonra. Burası birazcık açık deniz. Öyle hal olduğu halde arkadaşlar bakın çarşaf gibi şimdi küçük. O büke, o koya gidiyoruz. Orası daha da çarşaf gibi görüyorsunuzdur. Umarım kameraya yansıyordur. Zamanla bakın burası da çökebilir arkadaşlar. Başlamış çünkü bir yerde. Burası da aşağı inmiş zaten. Bir dahaki sefere burası. Şu koyu göstereyim ben sizlere. Ben duvara yazı yazmışlar arkadaşlar. Onu ne olarak okudum? Ya ne diyelim bu arkadaşlara, bunları arabayla gelip de bunları bırakıp gidenlere? Aferin diyelim. Biz manzaraya bakalım, boş ver. O yazıyı geri döneceğim arkadaşlar. Önce bir manzaraya bakalım. Mükemmelliğe bakalım. Günün doğumuna bakalım. Sanki balıklar var gibime geliyor ama bilmiyorum. Yazıyı okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ben buradan okuyabiliyorum. Ben giderim, adım kalır demiş. Diğer küçükleri okuyamıyorum elbette. Ben onu uzaktan birdenbire bakınca ben giderim, didim kalır diye okudum. O yüzden göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Şu gün batımı, pardon doğumu. Doğuşu çok güzel ya. Eylül ayındayız arkadaşlar. Burada bile karavanlar var arkadaşlar. Hayret. Hayret. Gidelim bakalım. Geri dönüyoruz sayılır. Başka bir yoldan geri dönelim. Geri dönelim. Geri dönelim. Ses, insan sesi. Köpek sesiymiş arkadaşlar. Orada bir ev vardı, onu hayata döndürmüşler geri. Yani burada da var insanlar. Kafeterya, güneşlenme yeri falan filan yapmış birisi buraya. Bilmiyorum artık. İzinli mi, izinsiz mi?
Onu bilemeyeceğim. Daha da ileri gidiyor bu yol arkadaşlar. Birazcık şu koyun arkasına. Şuradan da köpek sesi geldiği için ben geri dönmek istiyorum. Çünkü burada insan personel muhtemelen kalıyor. Onun için köpek vesaire kızgın köpek tutuyorlar arkadaşlar. O yüzden öyle bir erkeklik yapmayalım. Kahramanlık yapmayalım. Bizler geri dönelim. Belki bizim sağlığımız için daha iyisi yok. En iyisi bu yani. Uzun bir video. Gezi videosu full. Full olarak yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama ne zaman yayınlarız bilmiyorum. Bu Didim de Türkiye'de zaten. Bir de benim kullandığım bu internet çok yavaş arkadaşlar. Kablolu değil, bu yerel internet dedikleri olay yok mu? Onu kullanıyorum. Mecbur onu kullanıyorum. Çünkü devamlı kaç sene, ben 10 sene kadar devamlı ödedim. Senede birkaç ay buraya geliyorduk. 9 ay, 10 ay artık kullanan da yoktu. Kablolu yani. Sonra bu Superbox denilen olayı aldım. Onu epey kullandım. Memnun oldum onu aldığıma. Niye? Anneme bırakıp gidiyordum arkadaşlar. Annem onu yanında gezdiriyordu. Köye gittiğinde köye. Aydın'a, Aydın'da da ev olduğu için Aydın'a gittiğinde Aydın'a götürüyordu ve o kullanıyordu. Sınırsız olduğu için hem o memnun hem de ben memnundum. Onunla iletişime geçebiliyordum. Bir şey çekmeye çalışıyorum ben size. Uçak görünüyor mu bilmiyorum. Ben buradan çıplak gözle görüyorum ama şeyde göremiyorum arkadaşlar. Kameranın şeyinde takip edemiyorum. Umarım görünüyordur diyeceğim ama bakalım. İşte fark edemiyorum arkadaşlar. Nereyi çektiğini, neyi çektiğini. Uçaklar burada Bodrum'a, Dalaman'a iniş yapıyorlar. Burada alçalıyorlar arkadaşlar. Neyse, ben ne olduğunu anlayamadım. Çekip çekemediğim dahi anlayamadım. Uçak manzarasını bırakalım. Bizler şu deniz manzarasına bakalım. Oo. Demin çöken yerin yanından geçiyoruz arkadaşlar. Çöken yer demişken bu incir ağaçlarını gösterdim mi demin size bilmiyorum. Göstermediysem göstermiş olduk şimdi. Ben gene aynı yoldan geri döneceğim ama bu defa o patikadan değil de birazcık düz yoldan gitmeyi düşünüyorum. Düşünme gayrı, gerçekleştirme gayrı biliyorsunuz. Elimde ben not almışım, kağıt parçasını buldum. Ne konuşabiliriz sizle diye. Şu fakirlikle ilgili konuştum zaten, onu not almışım. Arkadaşlar bir de bu Honda'nın eski kapanan, Türkiye'de kapanan, nerede kapandığını bilmiyorum o fabrikanın. Bursa'da mı kapandı, nerede? Muhtemelen oradadır hep. Zaten oraya yığılmış durumdalar onlar. Bilmiyorum, İzmir, Manisa'da olabilir. Şuradan gidelim. Bir Türk firma, ismini de söyleyeyim ki reklam olsun arkadaşlar. Neydi? İsmini almayı unutmuşum, yazmayı unutmuşum. Bir Türk firması Almanya'da fuara katılmış. O fabrikayı satın almış arkadaşlar. Elektrikli araba yapacakmış, otomobil. Hatırladığım kadarıyla otobüs veya minibüs gibi bir şey, orta ölçekte bir şeyler yapacakmış.
Biz erken girmişiz buraya yoldan. Yola tekrar çıksak iyi olacak herhalde. Adamın tarlasının içine girmişiz. Vallahi sevindim. Zaten hayret ediyorum ya, fırsat geldi ayağımıza. Bilmiyorum doğru fırsat, yanlış fırsat. Bir önceki videomda söyledim. Avrupa sanki elektrikli araca geçmeyecek. Hidrojen enerjisini kullanmayı düşünüyor gibime geliyor. Çünkü elektrikli arabalara da vergi getirmeye başladılar Avrupa'da. Finlandiya'da en azından. Bir de bakın %40 Çin arabalarını şey koydular, gümrük vergisi koydular. Neler oluyor diye insan sormadan edemiyor. Acaba başka bir hinlik mi düşünüyorlar diye düşünmeden edemiyoruz. Ama sonuçta hiç önemli değil dünyayı. Bu hangi hidrojen mi Avrupa kullanacak, ne kullanacaksa kullansın bizim için hangisi daha ucuza geliyorsa bizim milletimiz için. Hangisi daha iyisi biz o teknolojiyi alalım. Yapalım, kendimiz alalım yapalım yani. Alalım dediysem satın alalım demiyorum arkadaşlar. Yapalım, bize ucuza geliyorsa biz elektriği güneşle, rüzgarla, dalgalarla, sonra gerektiğinde hidrojenle, madem hidrojen enerjisi olacak, gerektiğinde petrolle elektriği çevirebiliriz. Hiç önemli değil. Yeter ki halkımız, insanımız şu, bu otomobiller bizler için, hepimiz için ulaşılabilir olsun. Bu fiyata bunlar olmaz arkadaşlar. Geçenlerde rast geldi bir Alman arabasını birisi, bir Alman maaşıyla yazmış. Doğrudur, yanlıştır. Rakamlara takılmayın yani. Şeyi doğru en azından. Daha çabuk aldıkları, yani daha az aylık maaşlarıyla aldıkları o gerçek. Oradaki rakam belki abartıyordur o kişiler de. Onu bir şey diyemeyeceğim de. Demiş ki bizimkiler 280 aylıklı alıyor. İşte bir günler 24 aylıklı alıyor veya 28 aylıklı alıyor. Bunlar, bu rakamlar sonuçta abartı bile olsa onlar birkaç sene çalıştıkları maaşla araba alabiliyorlar. Yani arabanın tümünü ödeyebiliyorlar arkadaşlar. Taksitle zaten alıyorsun sen o arabayı. Bizim burada arabanın yanından dahi geçemiyoruz. Bizim emeklimiz vesairemiz. Dün bir olay anlatacağım arkadaşlar. Bu bizim emeklimiz arkadaşlar. Beraber hurdacılara gittik. Hurdacılardan lazım olan araç gereç baktık. Parça baktık yani arkadaşlar. Yazık bu bizim insanımızı bu hale getirenlere. Gerçekten yazık ya. Biz hurdacılara dolaşıyoruz. 3 kuruşluk iş için. Bu hobi için de yapmıyor bunu. Gerçekten ihtiyacı var adamın bazı şeylere. Ama ülkemizin durumu maalesef böyle. Biz üretene eziyoruz. Bu ticaret yapana, aracıyı göklere çıkarıyoruz maalesef. Maalesef öyle. Balık gözü lense geçeyim dedim. Bilmiyorum doğru mu düşündüm. Birazcık onunla da çekim yapalım. Geldiğimiz yerleri. O daha geniş açıyı alıyor. Ama elbette küçültüyor bazı şeyleri, ayrıntıları. Bu şekilde ilerleyelim biraz. Buradan demin geldik. Yokuş yukarı çıkması biraz şey oluyor arkadaşlar. Motor çekmiyor. Model düşük olduğu için motor çekmiyor. Halkımızı yararı için yapmalıyız arkadaşlar. Birkaç lobinin menfaat için olmaması lazım verilen kararlar. Bakın ne güzel vergiyle ilgili bazı şeyler yapılıyor, neler meydana çıkarılıyor. Bunu herkes destekliyor da. Ama bunun devamlılığı olması lazım. Bu
unutuyoruz biz. Ondan sonra tekrar her şey fabrika ayarlarına geri dönüyor. Gene aynı plağı çalıp duruyoruz maalesef. Burada bir harfiyat çalışması var ama pek oraya gitmek istemiyorum arkadaşlar. Gene uçağın birisi geçiyor ama bu balık gözü kamerayla hiç görünmez artık. Oh. Çöpe bastım arkadaşlar, hiçbir şey değil. Plastik bardak. Korkmayın sesinden. Bakın arkadaşlar, o çöküntü var ya. Burada görünüyor mu bilmiyorum. Muhtemelen bu o çöküntünün devamı. Buralar hep çatlamış arkadaşlar. O çöküntünün olduğu yer buraya. Buraya dahi etki yapmış bu. Başka yerde yok. Belli bir bu kısımda var. Gelirken de fark etmiştim ben onu. Şimdi neden olduğunu en azından bağlantı kurabiliyorum. Neden olduğunu elbette %100 bilemem de muhtemelen burası da bu toprak parçası da bir oynamış, çökmüş. Neyse, gidelim. Şurada bir patika var. Çok kullanılmış gibi görünüyor. Çağrı cihazları bir şeyler öğretti değil mi bize? Arkadaşlar şeyde, bu Filistinlilerin kullandığı. Eğer sen teknolojinin göbeğinden bağlıysan başkalarına teknolojinle ve sadece bağlı olmak da değil arkadaşlar, lojistik de başkasındaysa bakın arada nasıl, İsrail üretmese bile bunu ya satın alıyor o fabrikayı ya da kendi gemileriyle taşırken teknolojiyi kendi menfaatleri için nasıl kullanabiliyorlar? Artık bakın o yetmedi. Çağrı cihazlarını patlayıcı koymuşlar. O yetmedi. Telsizlere koymuşlar. Dünya uyanmaya başladı. Bakın ben bile bu video sizlere onların teknolojisiyle çekiyorum. Ya bizi hepimiz biliyoruz, dinliyorlar, takip ediyorlar. Biz gönüllü olarak yapıyoruz. Bak, gönüllü olarak nerede gezdiğimizi özür dilerim. Ben kamerayı sabit tutarak onlara da gösteriyorum. Bu o kadar doğal hale geldi ki artık bizim devletimizin, hepimizin, milletimizin bunları bizim bir şekilde düşünmemiz lazım. Bakın ben daha önce söylemiştim ya, demeyeceğim. O değil benim dediğim arkadaşlar. Ben demiştim falan filan olayı değil de fark etmiştim. Ya dedim, büyük marketler geldi. Eskiden bakkal amcadan alırdık biz. O kendi eliyle alır, biz dokunamazdık. Neyse, hiç dokundurmazdı da. Kendi kor hizmet eder, paketler veya paketse verir. Şimdi biz marketlerde her şey hazır, paketlenmiş bir şekilde alıyoruz ve kendimiz alıyoruz. Ya bir tane deli tahtası eksik çıksa, hiçbir şey yapmasa, gıda ürünlerini alsa, şırıngayı yanında götürse, bası bası verse o gıda ürünlerine o zehri, hastalığı, virüsü, bakteriyi, artık ne derseniz deyin arkadaşlar. Hakikaten pamuk ipliğine bağlı bizim şeyimiz. Bunu terör örgütleri de yapabilir. Tahtası eksik olanlar, vidası düşmüş olanlar da yapabilir. Bu marketçilik gerçekten, yani bu sistem hiç iyi değil. Ben onu demeye çalışıyorum. Hem işsiz yaratıyor, hem birilerini çok daha zengin yapıyor, hem de tehlikeli. Bizim aleyhimize her türlü kullanılabiliyor bu. Böyle bir sistem gene
bu şeyler olduğu gibi çağrı cihazı telsizleri patlattıkları gibi bir şeyler olunca bu sistemden vazgeçilecek gibime geliyor. Tedbirini almıyoruz. İşimize öyle geliyor. Kolayımıza öyle geliyor arkadaşlar. Maalesef. Şu tepeye varınca videomuzu bitirelim arkadaşlar. Zaten orası da tanıdık gelecek size. Çıktık sayılır. Demin incir ağaçlarının altından geçtiğimiz araziye geliyoruz yani. Patikadan inmiştik ya. Orada. Burada. Bak bir araba daha gelmiş sabah sabah. Yapma geldiyse. Neden geldiğini de bilmiyorum. Ha, gidiyor. Evet, bu incir ağaçlarının olduğu yer arkadaşlar. Neyse, biraz daha yürüyelim madem. Uzun olmuşken tam olsun diyelim. Tam olsun diyelim bunları. Estonyalı bir sporcu, artık sporcu mu, akrobat mı ne? Eski Boğaz İç Köprüsü, şimdiki 15 Temmuz Köprüsü üzerinde, halatlar üzerinde yürüyerek geçmiş. Rekor kırmış. Vallahi anlamadım. Neşen şişen yerinde olunca, refah düzeyinde yerinde olunca işte böyle oluyor. Eğer tahttan vidan eksik değilse böyle oluyor arkadaşlar. Heyecan arıyorsunuz. Biz de böyle bakıyoruz. Bu adam neden böyle yapıyor diye. Anlamaya çalışıyoruz. Anlayamayız. Bizim neşemiz, şişemiz. Biz her gün bir ekmek nasıl alacağız diye düşünürken, bugün karnımız doyacak mı diye düşünürken, basitleştirerek söylüyorum elbette, sadece bir ekmek değil ihtiyacımız bizim. Dilenci bile ekmek parası diye dilenirken, sadece ekmek parası dilenmediğini hepiniz de biliyorsunuz. Sonra bir habere rast geldim bunu okuduktan sonra. Konya'dan. Konya'nın Yunak ilçesi herhalde. Eski haber de olabilir, onu da bilemeyeceğim ama sonuçta olan olmuş. Öyle bir olay. Bu benzin istasyonunun kamerasına şey yapmış. Belki de o kişi özellikle kameraya gelsin diye oraya gelmiş, çekmiş arabayı. Yunak ilçesi belediye başkan yardımcısı adamı sopayla kovalıyor. Adam arabada, genç. Sopayla kovalıyor. Adam geliyor. Genç çocuk arabayı kameranın önüne, benzin istasyonuna park ediyor. Adam sopayla dövmeye geliyor adamı. Sebep neymiş biliyor musun? Mevlüt kandiliymiş o gün. O çocuk yüksek sesle arabada müzik çalıyormuş. Bu böyle sopayla öğretilmez insanlara, gençlere. Eğitimle öğretilir. Sen bu şekilde sopayla, sen nefret kazanıyorsun. Tam tersi etki yapıyor. Biliyor musun o kişi kimsen? Yazıklar olsun sana. Biri seni yönetici diye seçmişler oraya. Sen kendini dahi yönetemeyecek seviyede bir insansın. Hem sen hangi hakla sopayla kovalarsın insanı? Sen kendini ne zannediyorsun? Bir de AK Partiliymiş arkadaşlar. AK Partili diye neden diyorum? AK Partililer Allah'a, kitaba inanan, şefkatli, merhametli insanlarsınız. Yok birbirinizden farkınız. Sizler Osmanlı Bankası'sınız. Böyle bir reklam gelir hep aklıma. Elbette ben o kişiyi, bu sözlerim, partiyi falan değil de işte içinde barınıyor ya bu insanlar.
onu nasıl barındırıyorlar diyorum. Oh. Uzun bir video. Evet, oldu uzun bir video arkadaşlar. Uzun bir video dedim. Evet, çok uzun oldu videom arkadaşlar. Videomu burada bitireyim ben. Az bir yolum kaldı eve. Çok az da sayılmaz ama bilmiyorum, birazcık bu şekilde yürüyerek vakit geçirebilir miyiz ama ben burada bitirmeyi tercih etmek istiyorum. İzin verirseniz, çok da sıktım sizi. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için sabah sabah teşekkür ediyorum hepinize. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Olacak, merak etmeyin. Olacak ki biz olanla, olanlardan zevk almasını, mutlu olmasını bilirsek, eğer biz gözümüzü çok büyük şeylere dikersek mutlu olamayız. O gün hiçbir zaman için gelmez arkadaşlar. Bizim dedelerimiz, babalarımız da aynı şekilde bir şeye sahip olacağım diye bir şey amaçla gittiler. Sahip olamadan, göremeden gittiler. Elbette görmeleri hakkıydı, onu bir şey diyemeyeceğim ama bazen de insanlar sahip olabileceği hayalleri kurmalı. Onlar çoğunlukta olmalı. Tek bir hayal olmamalı diyorum. Bir sonraki videomda görüşelim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.